Merhaba arkadaşlar, Simurgh Online Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Ben fizik eğitmeni Büşra Kanatlı. Bugün sizlerle bağıl hareket konusunu işleyeceğiz. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar. Şimdi bağıl hareketleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bağıl hareket dediğimiz şey, bir cismin başka cisme göre hareketidir. Bir referans noktası belirlememiz lazım. Ona göre hareketi inceleyeceğiz. Bu bağıl hareket dediğimiz o cismin bir başka cisme göre hareketi, hızına ise bağıl hız diyeceğiz. Hareketini incelerken bağıl hareket, birinin diğerine göre hızından bahsettiğimizde bağıl hızından bahsetmiş olacağız. Bağıl hareketi aynı yönde hareket eden cisimler için, zıt yönde hareket eden cisimler için ve birbirine dik konumda olan cisimler için ayrı ayrı inceleyeceğiz. Öncelikle aynı yönlerde harekette bağıl hıza baktığımızda, birbiriyle aynı yönde hareket eden iki arabayı düşündüğümüzde, arabanın içindeyiz giderken bazen yanımızdaki arabayı sanki hareketsizmiş gibi görürüz. Birinin diğerine göre hareketine baktığımızda bu bağıl harekette, bunun sebebi diğerine göre hareketsizmiş gibi görülmesi aynı hızda olmasından kaynaklı. Bazen de geriye doğru gidiyormuş gibi görürüz. O zaman da aslında birinin diğerine göre hızı daha azdır. Aradaki mesafe değişir. Bu ileriye doğru ya da geriye doğru gitmesinin sebebi bağıl hızının farklı olması. Eğer diğer aracımız bizden daha hızlıysa ileriye doğru gidiyormuş gibi görürüz. Eğer daha yavaşsa geriye doğru gidiyormuş gibi görürüz. Şimdi burada K ve L araçlarımız var. Hızları ikisinin de birbirine eşit olduğunda birbirini hareketsizmiş gibi görür. Aynı yönde doğru hareket ettiği zaman. Ve bu bağıl hareketi bulurken ya şu formülümüz var. Birinin diğerine göre hareketi, diyelim ki biz L aracındayız. L aracındaki gözlemci K'ya bakıyor ve K'nın hızını diyorsak, gözlemcimiz K aracı. Bir de gözlemci varsa o zaman gözlenen var. Gözlenen de diğeri K aracımız. Bağıl hızı bulurken gözlenen cismin hızından gözlemciyi çıkartarak bulacağız. V bağıl eşittir V gözlenen eksi V gözlemci diyeceğiz. Ya da hız vektörel bir büyüklük olduğu için vektörel olarak bu işlemi yapacağız. Vektörlerde toplama işlemi yapmıştık daha önceki konularda. 3 tane yöntemimiz vardı. Biz burada çoğunlukla ucuca ekleme yöntemini kullanarak yapacağız. Bu şekilde K aracının L aracına göre hızı dediğimiz zaman K aracının L aracına göre. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Gözlemciyi iyi belirlememiz lazım. Hangisi gözlemci? L aracına göre dediği için şuradan L aracına göre. Kime göre? L'ye göre. Demek ki L gözlemci. O zaman L'yi çıkartacağız. K'nın L'ye göre dediği zaman ya da L aracındaki gözlemciye göre dediğinde bu ifademiz gözlemci. O yüzden bunu çıkartmamız lazım. Kimden? Diğerinin hızından. VK eksi VL diyerek bunların arasındaki bağıl hızı buluruz. Aynı şekilde L aracının K aracına göre deseydik, gözlemcimiz K aracında olsaydı bu sefer de K aracının hızını çıkartmamız gerekirdi. VL eksi VK diyerek de onların bağıl hızını bulabiliriz. Evet, K'nın hızı L'den fazlaysa K aracındaki gözlemci L'yi geriye doğru gidiyormuş gibi görür dedik. Eğer hızları birbirine eşitse duruyormuş gibi görür. Eğer hızı küçükse de geriye doğru gidiyormuş gibi görür. Bunları aynı şekilde vektörel işlem olarak da sorular üzerine uygulayarak daha iyi anlayacağız. Hemen örneğine bakalım. K ve L araçlarımız var. Aynı yönde hareket ediyorlar. Birinin hızı 20, birinin hızı 10 metre bölü saniye. Yolun kenarında da bir öğrenci durmaktaymış. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi K aracındaki gözlemciye göre demiş. Gözlemcimiz K aracı. O zaman K'nın hızını çıkartmamız lazım. Eksi VK diyeceğiz. Kime bakıyor? L aracına bakıyor. L aracını eksi x yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir diyor. Şimdi o zaman VL'yi çıkartacağız burada. VL eksi VK diyeceğiz.
VL'miz 10 metre bölü saniye. Hemen şöyle yanına yazıyorum. 10 eksi K'nınkisi de 20. 10 eksi 20'den eksi 10 metre bölü saniye olur. Eksi yönünde dediğimiz eksi x yönünde, ters yönde hareket ediyor 10 metre bölü saniyelik hızla. O yüzden bu ifademiz doğrudur. L aracındaki gözlemciye göre, şimdi L aracını çıkartmamız lazım. Eksi VL diyeceğiz. K aracını çıkartacağız. K aracımız 20 metre bölü saniyeydi. Eksi VL aracımız da 10 metre bölü saniye hızla eşittir. Sonucumuz 10 metre bölü saniye çıkıyor. Artı x yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir. Bu ifademiz de doğru olur. L aracındaki gözlemciye göre yerdeki öğrenci eksi x yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket etmekte görür mü? L aracında gözlemcimiz, diğer yerdeki öğrencimiz duruyor. Duruyorsa yani hızı 0. O yüzden 0 eksi L aracını çıkartacağız. VL'nin hızı da 10'du. 0 eksi 10'dan eksi 10 metre bölü saniye olur. O yüzden eksi x yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir olarak görür. O yüzden 3 ifademiz de doğrudur. Şimdi ise birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa, yani birbirlerine zıt yönde hareket ediyorlarsa aslında yine aynı şeyi yapacağız. Yine vektörel olarak toplamlarını yapacağız. Yine aynı şekilde bağlı hızımızı bulacağız. Hangisi gözlemci ise onun hızını çıkartarak bağlı hızımızı bulacağız. Bakalım şimdi bu örnekte K ve L araçlarının konum zaman grafiğini vermiş. Direkt olarak hızlarını vermemiş. Ama konum zaman grafiğinden hızlarını bulabiliriz. İlk kısmında hareketin öğrenmiştik ki yol eşittir hız çarpı zamandı. X eşittir V çarpı T dediğimiz. Buradan bize konum zamanı vermiş. Yani buradan hızı yalnız bırakırsak, biz çünkü hızlarını bilmek istiyoruz. Hız eşittir konum bölü zaman. Yani bu grafiğin eğimine baktığımız zaman konum bölü zamandan hızlarını bulacağız öncelikle. K aracınınki için yaparsak VK eşittir şuranın eğiminden, burası 20 eksi 10. 10 bölü, burası ise 0 ile 5 arasında, 10 bölü 5'ten 2 metre bölü saniyeymiş K aracımın hızı. L aracı için baktığımda VL eşittir. Şurada sıfırın altında eksi 20 bölü 5'ten eksi 4 metre bölü saniyeymiş. Şimdi K aracımın ve L aracımın hızlarını buldum. Eksi olması, vektörlerden de biliyoruz ki yönünün zıt olması anlamına geliyordu. Şimdi K aracı doğu yönünde hareket ediyormuş. Şöyle yönlerimizi çizdiğimizde doğu, batı, kuzey, güney yönlerinde. K aracım doğu yönünde hareket ediyormuş. L aracı da ona ters, tam tersi o zaman batı yönünde hareket edecek L aracım da. L aracım batı yönünde hareket ediyor. Şimdi bize ne vermiş, ne istemiş? K aracı doğu yönünde hareket ettiğine göre K aracındaki gözlemci L aracının hızını ve hareket yönünü nasıl görür? Yani K aracım gözlemci olduğu için K'yı çıkartmam lazım. Kimden? L'den. VL eksi VK yapmam lazım. L dediğim eksi 4'tü. Eksi 4 eksi K'da 2 metre bölü saniyeydi. Eksi 4 eksi 2'den eksi 6 metre bölü saniye olur bağıl hızım. Yani V, K, L, K'nın L'ye göre hızı, bağıl hızım. Eksi 6 bölü metre bölü saniye ne demek? Eksi dediğim batı yönündeydi. Yani batıya 6 metre bölü saniyelik hızla hareket ediyormuş gibi görür. Şimdi ise aynı yönde, zıt yönde olanları inceledik. Şimdi de birbirine dik ise bu hareketliler nasıl olur? Yağmurlu bir günde arabayla hareket ederken aracımız bu tarafa doğru hızla gidiyor. Yukarıdan aşağıya doğru da su damlacığı damlıyor. Birbirlerine aslında bunlar dikler ama biz arabada giderken sanki yağmur camı, arabanın camına yağmur damlaları geliyormuş gibi görüyoruz. Bunun sebebi de aslında şurada yaptığımız bağıl hız. Araçtaki kişiye göre damlanın hızı.
gözlemcimiz aracın içinde olduğu için aracı çıkartmamız lazım ve araç içindeki gözlemci kimden? Damlanın hızından. Bu bize bağıl hızımızı verecek yine. Ya da bu bağıntıyı kullanabiliriz ya da vektörel olarak işlemi yapabiliriz demiştik. Damlamız bu tarafa doğru, aşağıya doğru dik. Eksi VA dediğim, şimdi aracımın hızı bu tarafaydı, bu VA. Eksi VA için ne yapmamız lazım? Yönünü ters çevirmemiz lazım. Bu tarafa doğru olduğunda da eksi VA oluyor. O yüzden şurada damlanın hızına eksi VA'yı eklediğimizde ve başlangıç noktasıyla bitiş noktasını birleştirdiğimizde biz buradan bağıl hızımızı elde etmiş oluyoruz. Aynı zamanda bunu matematikten bildiğiniz hipotenüs teoreminden de yapabilirsiniz. Ama genellikle böyle ucuca ekleyerek soruları kolaylıkla çözüyoruz. Bakalım şimdi bunun örneğine. K ve L araçlarım var. Şekildeki yönlerde eşit ve 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla hareket ediyormuş. Buna göre K aracının şoförü L aracının hareket yönü ve hızının büyüklüğünü nasıl görür? Yani gözlemcim kim? K aracı. K aracı gözlemci ise eğer bunu çıkartmam lazım. Kimden? L'den. VL eksi VK demem lazım ki birbirlerine göre bağıl hızını bulalım. VKL dediğim V bağıl hız, L eksi K. Şimdi L dediğim zaten yukarıya doğruydu. Yukarıya doğru şurada 10 metre bölü saniye, L eşittir 10 metre bölü saniye hızı var. Eksi VK diyorum. K aracım bu tarafa doğruydu. Eksi VK yapmam için ne yapmam lazım? Tam tersi yöne çevirmem lazım. Şuraya o zaman K'yı eklediğimde K aracım da 10 metre bölü saniye hızla ve bunlar birbirine dikse o zaman yine ne yapacağım? Biraz önceki gibi başlangıç noktasıyla bitiş noktasını birleştirdiğimde bağıl hızımı bulmuş olacağım. Şurası V bağıl. Bunlar birbirine dik, iki taraf eşit ve 10 ise yani 45-45 olur. O zaman aslında matematikte özel üçgenlerden de bildiğimiz hipotenüs karşısı kök 2 katı oluyordu. O yüzden V bağıl hızım 10 kök 2 olacak. V bağıl eşittir 10 kök 2. Ya da biraz önce söylediğimiz gibi 10'un karesi artı 10'un karesi eşittir. V bağılın karesinden de aynı şekilde yapabiliriz. Ama bu çok kullandığımız özel üçgenlerden zaten olduğu için. O yüzden şimdi yine yönlerimizi çizdiğimizde doğu, batı, kuzey, güney yönlerimiz var. Tam ortasında 45 derecelik şurası bizim bağıl hızımız. O zaman burası neyi veriyor? Doğuyla batının arasında ve tam hatta ortada olduğu için, kuzeyle batı olduğu için kuzey batı yönünde hareket ediyor. 10 kök 2 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla. O yüzden kuzey batı 10 kök 2 dedik. Eğer 45-45 üçgeni çıkmasaydı, 37-53 ya da herhangi bir açı olsaydı, arasında tam açı, tam 45-45 yoksa eğer kuzey-batı diyemeyiz. Buna dikkat etmemiz lazım. Bununla ilgili sorular da oluyor. Eğer tam 45 değilse açım, yani bunların tam ortasında, kuzey ile batının ortasında değilse, kuzey-batı yönünde hareket ediyor diyemem. Kuzey ile batı arasında, onların arasında hareket ediyor diyebiliriz. Bir başka örneğimizde yere göre Vx hızıyla hareket eden X aracının sürücüsü Y aracını Vxy hızıyla hareket ediyormuş gibi görüyor. Bizim bir kere gözlemcimiz X aracı. Bu sefer ama X aracının hızını vermiş, bir de bağıl hızı vermiş. Bizden neyi istiyor? Hızları bu şekilde olduğuna göre Y aracının hızı nedir? Şimdi bu bağıl hızı yazarken Vxy dediğim V bağıl hızı X aracının sürücüsü X gözlemci olduğu için Vx'i çıkartacağım Vy'den. Vy eksi Vx yazarak bu şekilde bağıl hızı denklemimi yazdım. Bizden istediği Vy aracının hızı. O yüzden Vy'yi yalnız bıraktığımda, bunu karşıya attığımda yani Vxy eksiydi, artı olarak geçecek, artı Vx. Yani y'nin hızı bu bağıl hızla x'in hızının toplamına eşit. Hemen şurada baktığım zaman bunları ucuca eklediğimde, vx'in ucuna şu bağıl hızı eklediğimde
Bunların bileşkesi, şu başlangıç noktasıyla bitiş noktasını birleştirdiğimde şu da bize Y'nin hızını verecek. Yani Y aracının yere göre hareket yönü ne tarafaymış? Batı yönünde olacak. Bazı sorularda böyle X'in Y'nin hızını verip bağıl hızı sorar. Bazen de bağıl hızı verip diğerinin hızını sorabilir. Yapacağımız işlem yine aynı bu şekilde. Şimdi buraya kadar cisimler hareketliydi. Ortam hareketsizdi. Bir de ortam hareketli olursa ne olur? Onu da ayrı inceleyeceğiz şimdi. Hareketli ortamlarda bağıl hızda hareketin, ortamın hareket yönünü dikkate almamız lazım. Daha çok böyle uçak gibi uçağın hareketiyle ilgili sorular olur ya da nehir soruları, nehir problemleri olur. Burada bir kentten, diyelim ki İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor uçağımız. Tekrar Ankara'dan İstanbul'a dönecek ama İstanbul'dan Ankara'ya gitmesiyle Ankara'dan İstanbul'a geri dönmesi aynı sürede olmayabilir. Çünkü burada neyin etkisi var? Rüzgarın etkisi var. Eğer rüzgarla aynı yönde gidiyorsa daha hızlı gidecek, rüzgara ters gidiyorsa daha yavaş gidecek. Onun yavaşlatıcı etkisi olacak. Özellikle daha uzun mesafelerde, farklı ülkelerde uçarken bu süreler saatleri 2 saat, 4 saat ya da daha fazla süreyi bulabiliyor farklı yönlerde gitmesi. Bakalım sorumuz üzerinden. Bir yolcu uçağı havaya göre 550 km saat hızla şekildeki gibi batıdan doğuya doğru gidiyormuş. 550 km bölü saat ile. Sonra rüzgarımızda tersi yönünde 50 km bölü saat ile esmekteymiş. Buna göre bu uçağın K şehrinden L şehrine gidiş gelişi en az kaç saat sürer? Bu 2013'te çıkmış bir LYS sorusu. İki aynı mesafe arasında, K ve L arasında, hatta K ve L arasında X diyelim. Yine çünkü yapacağımız X eşittir V çarpı T'den. X mesafem değişmiyor, aynı. Ama ilk önce K'dan L'ye giderken 550 bu tarafa doğru hızım var. Tersi yönde de 50 km bölü saat hızım var. Birbirine zıt yönde olduğu için çıkartıyoruz. 550 eksi 50 çarpı T gidiş süresi, T gidiş. Aynı mesafeyi, yine X mesafesini geriye doğru dönerken, onu da şöyle farklı bir renkle yazayım. Bu tarafa doğru gelirken şimdi 550 km bölü saat hızla geliyor geri gelirken. Bu sefer rüzgarla aynı yönde hareket ediyor. O zaman ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. 550 artı 50'den 600 çarpı T dönüş süresi. Yine bu da X mesafesi. Hatta X mesafesini de vermiş bize 1200 km. O zaman bu eşittir 1200 km ise. Şuradan matematiksel işlemimizi yapalım. 550 eksi 50'den 500 çarpı T gidiş eşittir 1200. Şu iki sıfırları sadeleştirirsek T gidiş buradan. T gidiş 12 bölü 5'ten 12 bölü 5 yalnız bıraktığımızda şöyle her iki tarafı 2 ile çarpıp 2 ile bölersek 24 bölü 10 olacak. Yani T gidiş dediğim eşittir 2,4 saat. T dönüş için aynı işlemi yaptığımda bu sefer 600 çarpı T dönüş eşittir 1200. Yine şu iki sıfırı sadeleştiriyorum. Bu sefer T dönüşüm ne oluyor? 12 bölü 6'dan 2 saat oluyor. Yani 2,4 saatte gidiyor, 2 saatte geri dönüyor. O zaman toplam gidiş geliş süresi en az kaç saat sürer demiş. Bunları topladığımızda 2,4 artı 2'den 4,4 olur cevabımız. İnşallah anlaşılmıştır. Biraz karışık gelebilir ama siz soruları çözmeye başladığınızda daha iyi anlaşılacaktır. Yine aynı bu uçak
soruları gibi nehir problemlerinde de bu sefer rüzgar yok ama akıntı var. Hareketli ortam. Burada da akıntıya doğru yüzmekle akıntıya ters yüzmek nasıl ki farklı olacak aynı uçaktaki gibi. Burada da yönlerimiz önemli. Akıntı yönünde yüzüyorsak eğer akıntı hızıyla toplayacağız toplam hızımızı. Ters yönde gidiyorsa zıt yönlü olduğunda da çıkartarak işlem yapıyorduk. Nehir problemlerinde bir böyle akıntıya paralel doğrultuda hareketi inceleyeceğiz. Bir de nehre dik olarak girme durumlarını ayrı olarak inceleyeceğiz. Şimdi bir yüzücümüz bu tarafa doğru hareket etsin ve suya göre hızı VS olarak yazıyorum. Suya göre belli bir hızla yüzücüm var ve akıntı yönünde yüzüyorsa bunun yere göre hızını bulurken akıntı hızıyla suya göre hızının toplamını alırız. Nasıl ki bazen böyle denizde yüzerken dalgalara doğru akıntıya ters yüzüyorsak daha zorlanırız ve sahil tarafından bize bakan bir insan daha sanki yavaş ilerliyormuş gibi görürken eğer akıntı yönünde yüzüyorsak daha hızlı mesafe alırız. Çünkü akıntı hızını hesaba katıyoruz, onu topluyoruz aynı yönde olduğu zaman. Eğer şimdi K noktasından L noktasına doğru giderken akıntı hızıyla yüzücünün hızını topluyoruz. Bu şekilde L noktasına ulaşabiliyor. L noktasından K noktasına doğru giderken ise şöyle farklı renk kullanayım. L'den K'ya doğru belli bir yine VS hızıyla yüzerken zıt yönde yüzerken 3 durum gerçekleşiyor. Eğer yüzücünün hızı akıntı hızından fazlaysa yine toplam hızımızı bulurken büyük olandan küçük olanı çıkartıyoruz. O yüzden VS eksi VA demem lazım. Eğer yüzücünün hızı fazlaysa K noktasına varabilir. Daha zorlanarak gider ama K noktasına varabilir. Eğer yüzücünün hızıyla akıntı hızı birbirine eşitse bu durumda dışarıdaki o hani sahilden bakan gözlemci onu sanki sabit duruyormuş gibi, yer değiştirmiyormuş gibi görür. Eğer akıntı hızı daha fazlaysa yüzücünün hızından bu sefer yüzücümüz hiç bu tarafa doğru gidemez, akıntı yönünde sürüklenir. Şimdi bunun uygulamalarını yapacağız. Örneğimizde akıntı hızını vermiş VA 1 metre bölü saniyelik akıntı hızımız var. Bu nehirde K noktasından suya göre sabit 2 metre bölü saniye hızla yüzmeye başlayan yüzücü 10 saniye sonra L noktasına varıyormuş. Sonra yüzücümüz aynı hız büyüklüğüyle L noktasından K noktasına terse doğru yüzmeye başlıyor. Yüzücü L noktasından kaç saniye sonra K noktasına varır? Yine KL arasına X diyelim, mesafemiz aynı. K'dan L'ye giderken de, L'den K'ya gelirken de mesafe aynı. X eşittir V çarpı T'den işlem yapacağız. K'dan L'ye doğru giderken X eşittir V hızım ne? Hem suyun akıntının hızı var hem de yüzücünün hızı var. O yüzden VS artı VA demem lazım. Aynı yöne doğru oldukları için topluyoruz. Çarpı T diyeceğim. T süresi de hatta 10 saniyeymiş. X mesafem bu. Dönüşte ise L noktasından K noktasına doğru giderken yine aynı mesafe olduğu için eşittir diyeceğiz. O da X'e eşit. Ama ne var? Şurada farklı bir renk kullanayım. L'den K'ya doğru giderken VS yüzücümün yönü akıntıya ters. 2 metre bölü saniye hızla gidiyor. L noktasına varacak yüzücünün hızı fazla olduğu için. Yüzücünün hızından VS eksi VA akıntıyı çıkartacağız. Çarpı T diyeceğiz. Kaç saniye sonra varır onu bilmiyoruz. T'yi bulacağız. Şimdi bildiklerimizi yerine yerleştirelim. VS dediğimiz 2 idi. Akıntının hızı 1. 2 artı 1 çarpı 10 eşittir. VS yine 2 eksi 1 çarpı T. Şurası 2 artı 1'den 3, 3 çarpı 10'dan 30 eşittir. 2 eksi 1, 1 çarpı T. Yani T sürem neymiş? 30 saniye.
30 saniye sonra K noktasına varır. 10 saniyede gitmişti akıntı yönünde giderken ama geri dönerken akıntıya ters yüzdüğünde 30 saniye sonra varır diyeceğiz. Bir başka soruya bakalım. Yine akıntı hızım var VA. Suya göre sabit V hızıyla yüzen yüzücü var. K noktasından L noktasına 2T sürede varıyor. L noktasından geri dönüp aynı büyüklükteki hızla döndüğünde L noktasından K noktasına da 5T sürede varıyor. Bu sefer bize akıntının yönünü vermemiş ama akıntının yönünü biz bulabiliriz. Çünkü K'dan L'ye 2T sürede varıyor. L'den K'ya 5T sürede varıyorsa hangisi yönünde olur hızım? Daha kısa sürede varıyorsa akıntı yönünde gidiyor. O yüzden akıntımız sağ tarafa doğru diyeceğiz. Yine aynı ikisinde de KL arasına X diyelim. X eşittir V çarpı T'den. İlk önce K'dan L'ye doğru giderken bir V hızım var. Bir de aynı yönde akıntı hızım var. O yüzden V artı VA diyorum. Çarpı ne kadar sürede? 2T sürede varıyordu. Yine aynı X mesafesini geriye doğru dönerken, bu tarafa doğru giderken V hızıyla K noktasına varabiliyor. O yüzden V'nin hızı daha büyük. V eksi VA diyeceğiz. V eksi VA çarpı süresi neydi? 5T süreydi. Çarpı 5T. Şimdi hatta eşitliğin her iki tarafında olduğu için şu T'leri sadeleştirebiliriz. Sonra bu parantez içine açarsak başındaki katsayıları 2V artı 2VA eşittir 5V eksi 5VA oldu. Bizden istediğine VA bölü V oranı. O zaman VA'ları, akıntı hızlarını bir tarafa, diğer V'leri bir tarafa toplayalım. 2V'yi karşıya atarsak 5V eksi 2V'den 3V olacak. Bu tarafa da eksi 5V'yi A'yı atarsak 2 artı 5'ten 7VA olacak. Bizden istediği VA bölü V oranıydı. V 3 ile çarpım durumunda, VA 7 ile çarpım durumunda olduğu için 3 bölü 7 gelir oranımız. Bu şekilde işlemlerimizi yapacağız. Şimdi eğer bir de akıntıya dik doğrultuda yüzücümüz giriyorsa nehre, bu tarafa doğru akıntı hızımı göstermiş. VA akıntı hızım var sağ tarafa doğru ama suya dik girdi. VS hızıyla şurası V suya göre hızı yüzücüm dik bir şekilde girdi. Eğer düzgün yüzebiliyorsa R noktasından çıkacak akıntı yoksa eğer. Ama akıntı varsa sağ tarafa doğru, o yüzden sağ tarafa doğru sürüklenecek. Yere göre hızını bulurken yüzücümün hızıyla akıntı hızını topluyorum. Bunların bileşkesi bize yere göre hızını veriyor. Ve bu yere göre hız karşı kıyıdaki çıkma noktasını belirliyor. Bu noktaya göre karşı kıyıdan çıkma yerini belirleyeceğiz. Bazen sorularda ne kadar sürüklenir diye soracak. Bu sürüklenme miktarını bulacağız. O zaman ona paralel olan doğrultudaki hızımızı, hangi hızı kullanacağımız önemli. Ya da nehrin uzunluğunu verir, karşı kıyıya çıkma süresini bulur. Karşı kıyıya çıkma süresinde de yine aslında x eşittir v çarpı t'den yapacağız. Burada ama x dediğim şey nehrimizin genişliği. Nehrin genişliğine d dedik. D eşittir v d ile aynı doğrultuda olan vs hızım var. Aynı doğrultuda olanı yazıyorum. Vs çarpı t dediğim zaman buradan karşı kıyıya çıkma süresini bulmuş oluyoruz. T'yi yalnız bıraktığımızda d bölü vs. Yani karşı kıyıya varma süresi nelere bağlı? Bir nehrin genişliğine bağlı, d mesafesine bağlı. Bir de yüzücünün
hızına bağlı olarak değişiyor. Bakın burada akıntı hızına göre değişmiyor. Karşı kıyıya geçme süremiz akıntı hızına bağlı değil. Akıntı hızı neye bağlı olur? Eğer çok fazla akıntı olan bir nehirse sürüklenme miktarını değiştirir. Şurada gösterdiğimiz RS miktarı akıntı çok fazlaysa eğer akıntı hızı büyük olduğunda daha fazla sürüklenir. Ama karşı kıyıya varma süresi neye bağlı? Nehrimizin genişliğine ve yüzücünün hızına bağlı olarak değişiyor. Bizden bu ne kadar sürüklenir? Şurada ne kadar sürüklenir RS arası olarak göstermiş. Ne kadar sürükleniri sorduğu zaman da yine aslında aynı şekilde x eşittir v çarpı t'den yazıyoruz. X dediğimiz mesafe burada RS arası. V hızım şimdi onunla aynı doğrultuda olan RS'miz burasıydı, akıntı hızımız burası. Aynı doğrultuda olan VA akıntı hızımı yazacağım çarpı t. Buradan da sürüklenme miktarını bulabiliriz. Ne kadar sürüklenmiş, kaç metre öteden çıkar diye sorular olabilir. Şimdi soru üzerinden bakacağız. Akıntı hızını vermiş 3 metre bölü saniye. K noktasındaki bir yüzücü nehre dik doğrultuda 4 metre bölü saniye hızla yüzmeye başlıyor. Ve yüzücü karşı kıyıya M noktasından çıkıyor. Düz yüzseydi, akıntı olmasaydı L'den çıkacaktı ama akıntı olduğu için bir miktar akıntı yönünde sürüklenmiş 15 metre sonrasında çıkmış. Bir kere yere göre hızımızı bulurken akıntı hızımız böyleydi. 4 metre bölü saniye dik geliyor. Hemen ucuna akıntı hızımı eklemem lazım. VA eşittir 3 metre bölü saniye. Ucuca eklediğimde bunların bileşkesi yani şu başlangıç noktasıyla bitişi birleştirdiğimde bu bize V yere göre hızını verir. V yer dediğim yüzücünün hızı artı akıntı hızıdır. Vektörel olarak topladığımda V yere göre hatta bunlar birbirine dik 3, 4 ise bunu yine biliyoruz ki özel üçgenlerden 3, 4, 5 üçgeninden 5 metre bölü saniyedir yere göre hızı. Bizden istediği bakalım hangileri doğrudur? Birincisinde yüzücünün yere göre hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Evet doğru onu zaten bulduk. İkincisinde yüzücünün karşı kıyıya varma süresi 5 saniyedir. Nasıl yapıyorduk? Hemen şuraya x eşittir v çarpı t'mizi yazacağız. X dediğimiz mesafe şu sürüklenme mesafesi 15 metreymiş. V akıntımın hızı 3'tü aynı doğrultuda çarpı t dediğim zaman t eşittir ne olur buradan? 15 bölü 3'ten 5 saniye olur. Yüzücünün karşı kıyıya varma süresi 5 saniyedir. Bu ifademiz de doğru. Nehrin genişliği 20 metredir demiş. Aynı şeyi yine biraz önce x eşittir v çarpı t. X mesafem burada nehrin genişliği olduğuna d eşittir. Ve suya göre hızı vs çarpı t demiştik. D ve suya göre hızı 4. Süreyi de biraz önce 5 olarak bulduk. 4 çarpı 5'ten D mesafesi 20 metre olarak buluruz. O yüzden 3 ifade de doğru olmuş olur. Bir diğer sorumuzda O noktasından suya göre Vx ve Vy hızlarıyla giren xy yüzücüleri var. X yüzücüsü K noktasından karşı kıyıya çıkıyormuş. O zaman hemen şöyle devam ettirdiğimizde K noktasından karşı kıyıya geçiyorsa şöyle devam ettirdiğimizde ama Vx bu tarafa doğruydu. Bu suya göre hızı. Karşı kıyıya geçmesi neyi belirliyordu? Yere göre hızı. Yere göre hızını da suya göre hızıyla akıntı hızını toplayarak buluyorduk. O zaman biz buradan aslında neyi bulacağız? Şurada bir birimlik akıntı hızımız var. Vx'in ucuna V akıntıyı eklediğimizde aynı doğrultuyu vermiş oluyor. Şu doğrultuda K noktasından çıkar. Bu bilgiyi vermiş. O zaman bir birimlik akıntı hızım var sağ tarafa doğru. Onu bulmuş oldum. Bizden istediğine Y yüzücüsü hangi noktadan karşı kıyıya geçer? O zaman bu Y'nin ucuna da akıntı hızını eklememiz lazım. VA akıntı hızını ekledim bir birimlik. Şimdi yere göre hızı bunların toplamıydı. Şöyle devam ettirdiğimde hangi noktadan, N noktasından karşı kıyıya çıkmış oluyor. Bu şekilde uygulamalarını yapıyoruz. Diğer sorumuzda,
Suya göre hızlarını vermiş KLM yüzücülerinin ve akıntı hızı varmış sağ tarafa doğru. Aynı anda sabit büyüklüklerdeki hızlarla yüzmeye başlıyorlar. Buna göre hangileri doğrudur? Eğer hangi noktadan çıkar, karşı kıyıya nereden çıkar diye sormuş olsaydı ne yapacaktık? Suya göre hızının ucuna akıntı hızını ekleyecektik. K şöyle şöyle gidecekti, buradan çıkacaktı. L'nin ucuna akıntı hızını eklediğimizde böyle buradan çıkacaktı. M'ye de akıntı hızını eklediğimizde böyle çıkacaktı. Bakalım bizden ne istemiş? Hangileri doğrudur? K ve L'nin karşı kıyıya varma süreleri. L ve M'nin karşı kıyıya varma süreleri. Şimdi karşı kıyıya varma süresi neyle ilişkiliydi? Dik olan bileşeniyle, hızın dik olan bileşenine baktığımızda o zaman. K'nın ikisini şöyle bileşenlerine ayırdığımızda K'nın bir birim, L'nin bir birim, M zaten bir birim. E o zaman L ve M'ninkiler iki birim olduğu için birbirine eşit ve K onlardan daha küçük. O yüzden K ve L'nin karşı kıyıya varma süreleri eşit demiş. Hayır, K ve L'ninki değil. L ve M'nin karşı kıyıya varma süreleri birbirine eşittir. L'nin yere göre hızı. L'nin yere göre hızı neydi? Suya göre hızı artı akıntı hızı. Suya göre burasıydı. Akıntı hızını eklediğimde şu siyahla yazdığım yere göre hızıydı. M'nin suya göre hızı, suya göre zaten dik kırmızı olarak vermişti. Birbirine eşittir. Bu ifademiz de doğru. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olur. Yere göre hız vektörünün doğrultusunda karşı kıyıya çıkar demiştik. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.